bizim işimizi de hakikaten çok kolaylaştırıyor. Vatandaşa ulaşmamızda, bize köprü vazifesi görmesinde veya yük almasında yani çok çok büyük katkıları oluyor. İnşallah hem toplantılarla bundan sonra kaymakam arkadaşlarımız, bizler bir araya geleceğiz. Hem de sizler muhtarları da aynı zamanda her ilçede temsil ediyorsunuz. Sizlerle de ayrı ayrı bir araya geleceğiz. Hem sizlerin sorunları olur, hem de muhtarlarımızın veya muhtarlarımıza yansıyan vatandaşlarımızın sorunları. Bizim amacı belli. Yani biz insana hizmet etmek başka bir şey değildi. Yani burada bizim de görevimiz, sizin de görevimiz, seçilmişlerin de, atanmışların da, müdürlerimizin, kamu görevlilerinin herkesin görevi belli. İnsan, insan, insan. İnsanı memnun etmek, sorunlarını çözmek, sıkıntısı varsa gidermek. Özellikle işte şehit ailelerimiz, gazilerimiz, kimsesizlerimiz, yetimlerimiz. Yani bunlar bizim namus borcumuz aynı zamanda. Fakirimiz, fukaramız. Yani bunlara işte ihtiyaç sahipleri, öğrenciler. Bunlara el uzatmamız. Yani bu bizim yani rutin kamu hizmetleri dışında bence en önemli sorumluluk alanımız. Yani burada bir vatandaşın başı ağrısa, bir garibanın ihtiyacı giderilmese, bir yetim düzse, bir şehit ailesini mesela düşsek, bu bizim çok büyük vebalimiz olur. Değil mi başkanım? Dolayısıyla bu hassasiyetin de inşallah farkında olarak el birliğiyle güzel hizmetler götürelim. Yani sahada olmayı seven biriyim, farkındasınızdır. Biz her yerde de mutlaka muhtarlarımızla görüşüyoruz, oturuyoruz, vatandaşlarımızla oturuyoruz. Hasbihal ediyoruz, dertlerini dinliyoruz. Ama göremediğimiz bir sürü şey de oluyor. Herkese ulaşmamız mümkün değil yani burada. 1.042.000 insan yaşıyor. Yani bu 1000 sene ayırsam ben hepsine ulaşma şansım olmaz. Dolayısıyla burada sizinle koordineli işbirliği halinde çalışmamız, yakın çalışmamız, böyle el ele vermemiz gerçekten çok önemli. Ben yani hiçbir muhtarımızın da yani istisnaları olabilir ama ya vatandaşın memnun olmadığı veya vatandaşın işine koşmayan, sorumluluk almayan muhtarımız olmadığını da görüyorum. Bu da memnuniyet verici. Çok güzel bir huzur ortamı var. Yani bunu da sizler sağlıyorsunuz. Başka federasyon başkanımız olmak üzere. Sakarya örnek işler yapıyor, güzel işler yapıyor. Huzur iklimi hakim. İnşallah bu hizmetler el birliğiyle devam ettirip, öyle el ele verip kenetlenip Sakarya'mızı daha huzurlu, güvenli, sağlıklı ve vatandaşın da böyle sorun yaşamadığı bir şehir haline inşallah şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra üstüne koyarak götürmüş oluruz. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.